Yiyecek doğru düzgün bir şeyim yok. Neden öyle diyorsun kızım? Allah'a şükür dolabın elbise dolu. Bunların hepsi paçavra. Yapma kızım. Bunları da bulamayanlar var. Haline şükret. Neye şükredeceğim ya? Millet şu benim giydiğim elbiseleri toz bez olarak bile kullanmaz. Ben bunlara layık mıyım anne, söyle. Layık mıyım? Bu kenar mahallede oturmaya, bu üçüncü sınıf insanlarla aynı nefesi solumaya layık mıyım? Nefret ediyorum. Buradan da, bu insanlardan da nefret ediyorum. Ferda, kızım yapma böyle. Kınama bu garip insanları. Onların suçu mu bu? Peki benim suçum ne? Mecbur muyum burada çile çekmeye? Kızım, bu zamana kadar senin bir dediğini iki etmedik. Ablanı almadık, sana aldık. Kendimizden kıstık, sana harcadık. E ne istediysen yaptık. Yaptığınızda sanki bana mücevherler aldınız. Gökler pırlantalar aldınız. Deme böyle kızım. Allah'ın gücüne gider. Ama göreceksin anne. Evlendikten sonra hepsine kavuşacağım. Kürklerim, pırlantalarım, mücevherlerim olacak. Ne pahasına olursa olsun anne. Yok, yok, yok. Doğru düzgün giyecek bir tane elbisem yok. Bir hafta sonra istemeye geliyorlar anne. Bu rüküş şeylerle mi karşılayacağım onları? Tamam kızım. Akşam çarşıya çıkıp bir şeyler alırız madem. Çarşı mı? Ne işimiz var çarşıda pazarda anne? Gideceksek AVM'ye gideceğiz. Peki yavrum, sen nasıl istiyorsan. Gerçi orada üç kuruşa ne alınır bilmiyorum. Rezil olacağız vallahi anne. Rezil olacağız. Rezil. Neden o? Anne biliyorsun, Eminler müteahhit. Ev zaten kötü. Eşyalar desen öyle. E bari kıyafetlerimiz düzgün olsaydı. E bana aldık diyelim. Senin de babamın da doğru düzgün bir şey yok. Bakarız bir çaresine. Sen merak etme. Kendini de bu kadar üzme. Güzel kızım benim. Güzel. Vallahi billahi de çok güzel durdu. Benim kızıma ne yakışmaz ki zaten. Güle güle giy kızım. Teşekkürler. Fena olmadı. Hiç yoktan iyidir. Aa, kızım. Neden engel oldun? Bir çift defa hak etmişti. Bırak Sedat. İstemeye gelecekler ya. O yüzden gergin biraz. Bu kadar kıymet bilmezlik de olmaz ki ama. Bunun bir kulağını çekmek lazım. Üzerine varma dedim ya. Hayırlısıyla şu iş bir olsun da ondan sonra konuşurum ben. Tamam öyle yap. Sahi sormadım. Sen bunca kıyafeti nasıl aldın? Aman biraz para biriktirmiştim. Dur bakayım. Bileziklerini mi bozdurup aldın yoksa o elbiseleri? İçim hiç el vermedi Sedat. Sana da söyleyemedim. Bana niye söylemiyorsun? Sana çok yüklenmek istemedim. Bu aralar sıkışık olduğunu biliyorum çünkü. Lafa bak. Yazıklar olsun sana be. Ben bu evin reisi değil miyim? Söyleseydin... Ben mutlaka bir şeyler ayarlardım. Allah Allah. Ya niye böyle sahilde oturuyoruz? Bir kafede falan otursaydık ya. Ama buradakilere de kafe mi diyorsun sen? İki masa atmakla kafe olunmuyor canım. Bir gün etilere,
Nişantaşı'na gidelim de kafe nasıl bir şeymiş göstereyim sana istersen. Vallahi benim senin gibi yüksek beklentilerim yok. Ben elimdekilerle mutlu olmaya çalışıyorum. Böyle düşünen her zaman kaybeder. Neyse, sen derdine yan. Ben yakında bu kenar mahalleden kurtuluyorum nasıl olsa. Yoksa istemeye mi geliyorlar? Evet, bu cuma. Senin adına çok sevindim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol Emel'cim. Müteahhitti değil mi? Evet. Bu sefil hayattan kurtulmama az kaldı. Öyle bir düğün yaptırtacağım ki dillere destan olacak. Boğaz'daki 5 yıldızlı otellerden birinde. Ya da muhteşem bir yatta. Takılarım, elbiselerim herkese parmak ısıttıracağım. Rüya gibi bir düğün. Sonrasında da çok zengin bir yaşantım olacak. İnşallah. İnşallah mı? Kızım, ben bu yaşantıya ne pahasına olursa olsun kavuşacağım. Bunun için her şeyi göze almaya kararlıyım. Sen ne yaptın? Nişanlanalı 6-7 aya geçti değil mi? Düğün ne zaman? Valla Şenol'un durumu bu aralar biraz sıkışık. Biz de mecburen erteledik. Kızım sen de gittin. Bula bula garsonu buldun. Garsondan koca mı olur? Olur tabii. Namusuyla kazandıktan sonra. Yuh. Oğlu olacak git hamalla falan evlen. İnsanları böyle aşağılaman hiç doğru değil Ferda. Sen böyle düşünmeye devam et. O garsonla evlenip acından ölürsen görürsün. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ferda, bir şeye mi canın sıkıldı? Nişanlılığı 1 ay geçti Emin. Ne düğün tarihi belli, ne de düğünün nerede yapılacağı. Canım çok sıkkın. Bu mahallede geçirdiğim her dakika benim için kabusa dönüşüyor artık. Hayatım anlıyorum da bütün parayı yeni başladığımız site için kullanıyoruz. Biliyorsun kolay değil. 5 blok 80 daire yapıyoruz. Daireler satılmaya başlamadan önce hiçbir harcama yapamayız. Düğünü de mi yapamayacağız yani? Yani onu bir şekilde hallederiz diyorum. Ama şu anda bayağı bir risk aldık. Daireler satılmazsa çok zarar ederiz. Ya burası İstanbul, satılmaz olur mu hiç? İnşallah her şey yolunda gider de bir an önce satışa başlar paraya döneriz. İnşallah. Ama ne yap et, düğünü en kısa zamanda yap Emin. Tamam, önümüzdeki ay toplu ödememiz var. Ondan sonra bakalım. Tabii sen bazı şeylerden fedakarlık edersen. Neymiş o fedakarlık edeceğim şeyler? Düğünü Boğaz'da 5 yıldızlı otelde yapmamız şart mı? Hayatta vazgeçmem. Ben bütün eşe dosta söyledim. Ballandıra ballandıra anlattım. Düğünümün nasıl dillere destan olacağını. Şimdi vazgeçtiğimi söyleyip rezil olamam. Biraz beklesen. Ben bunu sonuna kadar hak etmiyor muyum Emin? Çok şey mi istiyorum Allah aşkına?
Madem beni istiyorsun, o zaman isteklerimi karşılayacaksın. Hı. Tamam hayatım. İstediğin gibi olacak, merak etme. Düşünebiliyor musun ya? Utanmadan kalkmış bana düğünü erteleyelim biraz diyor. Düğünün olacağı belli. Neden masrafın neyse bir kenara koymuyorsun ki? Ferda'cığım, ben de senin bu boğazda evlenme ve lüks düğün ısrarını anlamıyorum. Eğer seviyorsan normal bir düğünle evlen. Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Ben buna layık değil miyim? Ya yoksa neden evleneyim ki ben Emin'le? Hem evlenecek her kızın hayalini güzel bir düğün süsler. Mesela sen. Sen nasıl bir düğün istiyorsun? Biz nikah dairesinde evleneceğiz. Dedim ya, Şenol'un durumu düğün yapmaya uygun değil. Sen de bula bula gittin o züğürdü buldun. Hangi garson işinde yükselerek zengin olabilmiş ki? Ferda, saçmalamayı kes artık. Biz Şenol'la birbirimizi seviyoruz. Önemli olan da bu. Tabii tabii. Yemek için masaya oturduğunuzda da bol bol aşkınızı yersiniz artık. Kızım, benden sana tavsiye. O garsonu bırak. Ne yapıp edip benim gibi zengin birini bul. Hayatını ancak bu şekilde kurtarabilirsin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ya. Konuştuğumuzun üzerinden bir ay daha geçti. Sende en ufak hareket bile yok. Beni oyalıyor musun anlamıyorum ki. Yok canım, olur mu öyle şey? Ama bir şey yapmıyorsun Emin. Bir an önce düğünün yerini tarihini belirlememiz lazım. Bak. Ben birkaç yerden broşür aldım. Ferda. Ben biliyorsun seni çok seviyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? Açık konuş istersen. Çok üzgünüm. Ama başımızda büyük bir dert var. Dert? Yeni yaptığımız site var ya. Blokları dikmeye başlamıştık. Ancak mahkeme kararıyla durdurmak zorunda kaldık. Avukat kesin kazanırız diyor ama mahkeme en az bir sene sürermiş. Ne diyorsun sen Emin? Şaka mı bu? Araziyi alırken böyle bir sorun olduğunu bilseydik. Ya nasıl bu kadar salak olabiliyorsun Emin? İyice incelemeden niye girdiniz ki bu işe? Şimdi ne olacak peki? Meraklanma. Yeni bir iş aldım. Bunu telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız. Peki bizim düğün ne olacak? Onun için meraklanma. Annemle konuştum. Ziynetlerini satacak. Annenin ziynetlerini mi satacaksın? Sağdan soldan borç mu alacaksın? Ne yapacaksan yap. Ama istediğim düğünü yap. Tamam hayatım. Merak etme sen. Şuraya bak ya. Ziynet bozdurup düğün yapacak bana. Başkaları gibi zengin olamadınız. Neden hep kıskanat geçirmek zorunda kaldık biz? Neden anne? Neden baba? Kızım, Allah'a şükür bu zamana kadar tek başıma çalıştım. Namerde muhtaç olmadan, senin, ablanın, annenin boğazından tek bir haram lokma geçirmedim. Babadan, atadan kalmadı ki bize. Durumumuza şükür. Borcumuz yok, harcımız yok. Kıt kanaat geçiniyoruz. Haline şükret.
hem ben ailemdeki huzuru, mutluluğu milyonlara değişmem. Huzur, mutluluk parayla olur baba. Paran yoksa insan bile olamıyorsun artık. Bunu anlayın. Neredesin Emin? Ağa çektin beni burada. Toplantı mı çıktı? E niye söylemiyorsun bana? Ne zaman gelirsin peki? Uf, yarım saat mi? Tamam, bekliyorum. Ya dikkat etsenize. Çok özür dilerim, affedersiniz. Al işte, çalışmıyor. Size hemen yenisini alayım. Yenisini mi? Evet. Madem kabahat benim, telafi etmeliyim değil mi? Bir saniye ben. Bir daha bir deneyeyim, belki düzelir. Heh, bu sefer açıldı. Tüh, size telefon alma şansını kaçırdım. Çok istiyorsanız bir tane de siz alın. Hemen gidelim, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman kendimi affettirmek için izin verin, size bir yemek ısmarlayayım. Çok naziksiniz ama teşekkür ederim. Israr ediyorum, lütfen beni kırmayın. Madem çok ısrar ettiniz, peki. Lütfen. Nişanlı mısınız? Yoksa inşallah ben mi yanılıyorum? Evet, nişanlıyım. Nişanlandığınız adam çok şanslıymış. Teşekkür ederim Kerim Bey. Ama ben onun kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum. Hı. Çünkü bana verdiği sözleri tutmuyor maalesef. Ne yazık. İnsan böyle güzel bir hanımefendi üzer mi? Yemek için çok teşekkürler. Rica ederim Ferda Hanım. Aa. Hay Allah, bu yine kapanmış. Demek ki buradan sonra gideceğiniz yer belli oldu. Neresiymiş orası? Size yeni bir telefon almaya. İtiraz istemiyorum. Peki madem. Cep telefonum bozuldu diyorum Emin. Neden anlamak istemiyorsun? Evet, yeni bir tane aldım. Yarın mı? Yarın olmaz, bir işim var. Ben seni ararım. Of! Yine ne istiyorsun? Ya kötü bir niyetim yoktu Ferda Hanım. Sadece bir şey söyleyecektim. Ay pardon, ben başkası sandım Kerim Bey. Buyurun.
Ferda Hanım, telefonun aksesuar kutusu benim arabada kalmış da size nasıl ulaştırayım diyecektim. Hay Allah. İsterseniz yarın yine aynı yerde buluşalım. Hem sohbet ederiz. Tabii rahatsızlık verdiğimi düşünmezseniz. Ne desem bilmem ki. Buyurun efendim. Buyurun. Eğer gelmeseydiniz çok üzülecektim. Huyum kurusun. İnsanları üzmeyi hiç beceremem. Çok affedersiniz Ferda Hanım. Hüseyin Bey, önemli bir görüşmedeyim. Beni aramayın demedim mi? Peki, 500 bin dolar çekin, kapatın borcu. Tamam. Tekrar kusura bakmayın. Siz olmadan yapamıyorlar demek ki. Sahi, ne iş yapıyordunuz? Ayakkabı üretimi yapıyorum. Biri Gebze'de, biri Halkalı'da iki fabrikam var. Şu an bir fabrikatörle yemek yiyorum, öyle mi? Öyle görünüyor ama ben sizden daha şanslıyım. Neden o? Çünkü siz bir iş adamıyla, bense bir prensesle birlikteyim. Ne güzel iltifatlar bunlar. Ama ne yazık ki kalbiniz başkasında. Aslında pek öyle değil. Hı? Sahi mi? Evet. Aile baskısıyla nişanlandım ben. Yoksa ona karşı bir şey hissetmiyorum. Karşınıza aşık olacağınız biri çıkarsa ne yapacaksınız peki? Bilmem. Onu da zaman gösterir herhalde. Benimle evlenir misin? İnanamıyorum sana. Tabii ki evet. Teklifimi kabul ederek beni dünyanın en mutlu insanı yaptın Ferda. Ben de bütün ömrümü seni mutlu etmeye adayacağım. Sonunda bu hayattan sonsuza kadar kurtuluyorum. Sen de sıktın artık be. Yarın 4 gibi kafede buluşalım. Neden telefonlarımı sürekli meşgule alıp sonra da aramıyorsun? Söyler misin lütfen? Acaba senden ayrılacağım için olabilir mi? Ne? Ne diyorsun sen Ferda? Bunu diyorum. Ama neden? Ne oldu?
Sorun para mı? Söylesene Ferda. Sence? Bak, eğer öyleyse yakında çözeceğim o meseleyi. Yeni inşaattaki daireleri satmaya başlıyoruz. Kusura bakma Emin. Ben bir bu kadar daha bekleyemem. Aylar geçti. Bir düğün tarihi bile alamadın. Tamam, hemen gidip alalım. Ne istiyorsan yapalım Ferda. Böyle yapma ne olur. Seni çok seviyorum biliyorsun. Üzgünüm Emin. Beni daha fazla kandırmana izin veremem. Ne param var ne pulum. Her şey ortada. Seninle olmaz bu iş. Buraya kadarmış. Kızım neden yaptın böyle? Öyle gerekiyordu anne. İyi ama Emin gibi yakışıklı, saygılı zenginini bir daha nereden bulacağım? Çoktan buldum bile anne. Yakında beni istemeye bile gelecekler. Evlenmek için aylarca beklemeyeceğim bu sefer. Bu kadar hızlı olacağını hiç beklemiyordum doğrusu. İki ay içinde kızı istedi, düğünü yaptı çocuk. Çocuk mu? Biraz daha uğraşsa benimle yaşıt olacakmış hanım. Sen de abartma artık. 38 mi, 39 mu neymiş işte? 40 değil yani. Sen niye sevemedin Kerim'i? Onu bir söylesene. Ya sevmedim değil de Emine çok ayıp oldu. Hem bu kadar kısa sürede yangından mal kaçırır gibi olması hiç iyi olmadı. Aman, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. İstemeye geldi diye Emine tapusunu vermedik ya. Olmadıysa zorlamanın anlamı yok. Onda haklısın tabii. Ferda da Kerim de mutlu olsun. Benim tek dileğim bu. Tabii. Bir de bana bir an önce torun verirlerse. Ay inşallah. Semiha'nın olmadı nedense. Ferda'nın bari olsun. Biz de torun hasretimizi dindirelim inşallah. İnşallah hanım. Dur. Sana ne göstermeyi unuttum. Bak. Nasıl? Güzel. Sana tam 55 bin dolarlık yüzük gösteriyorum. Sen sadece güzel mi diyorsun? Ne dememi bekliyordun? Muhteşem, harikulade filan. Firma bu yüzükten sadece 3 tane üretmiş. 3 seçkin kadın için. Bunlardan biri de ben oldum. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kerim'le müzayedeye gittik. Bir tablo için kadının biriyle fena kapıştık. O arttırdı, ben arttırdım. O arttırdı, ben arttırdım. Sonunda pes etti. Gerçi bana 120 bin lira mal oldu ama değdi. Yüzünü görmeliydin. Böyle mosmor oldu. Bir gün seninle de gideriz olur mu? Ben mi? Ne işim var canım benim oralarda? Tabii, para olmayınca. Nasıl? Beğendin mi yeni evi? Gerçi ev demek buraya hakaret sayılır. Öyle değil mi? Güzel tabii. Ama asıl önemli olan huzuru ve mutluluğu bulmak. Ay Emel, hiç güleceğim yoktu. Para varsa huzur da olur, mutluluk da olur. Daha anlayamadın mı? Bak, Şenol'la hala evlenemediniz. Ben sana dedim ama garsondan koca olmaz diye. Bak,
İstersen şöyle yapalım. Kerim'e söyleyelim. Bekar arkadaşlarıyla tanıştırsın seni. Saçmalama Ferda. Sen benim arkadaşımsın Emel. Senin kötülüğünü ister miyim hiç? Hem kimseye yapmam böyle bir iyilik. Bu teklifi yabana atma bence. Şenol'a yol ver gitsin. Böyle konuştuğuna inanamıyorum Ferda. Lütfen bu konuyu burada kapat. Aman sen bilirsin. Hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Ama zorla güzellik olmaz. Hem zaten yine de zengin biri seni beğenecek diye bir şey yok. Ama bir şansını dene istemiştim. Gerçi pek şansın da yok ama. Yeter artık Ferda. Bu saçmalıklarına ve aşağılamalarına daha fazla dayanamayacağım artık. Şuraya bak. Adam yerine koyup evimize alıyoruz. Yol yordam öğretiyoruz. Kızın yaptığına bak. Böylelerine acımayacaksın. Zaten kabahat bende ki. Böyle beş para etmez insanlarla arkadaşlık ediyorum. Bundan sonra bitti. Ne yapıyorsun? Hiç. Dergi karıştırıyorum biraz. Hayatım, artık ailemize yeni birinin katılmasının zamanı gelmedi mi sence de? Yine mi çocuk konusu? Ama Kerim'cim ben sana ne dedim? Biraz hayatımızı yaşayalım demedim mi? Ama kaç ay geçti? Ama Kerim daha görmek istediğim o kadar çok yer var ki. Hamileyken evden çıkamayacağım. Çocuk olunca da. Bırak da doya doya gezelim birazcık. Mesela son bir aydır hiç yurt dışına gitmiyoruz. Haklısın. O zaman yarın Paris sözümüzü yerine getirelim değil mi? Evet, Paris harika. Ay çok güzeller. Alamasaydım deli olurdum vallahi. Ferdacığım, şu harcamalara biraz dikkat etsen diyorum. Bu kadarı biraz savurganlığa giriyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Ne istersen al hayatım diyen sen değil miydin? Öyle dedim tabii. Yine söylüyorum ama biraz dikkatli ol diye uyarıyorum sadece. Kerim, benimle evlenirken bana verdiğin sözleri unutma lütfen. Peki hayatım, söylediğimi unut lütfen. İnsanda heves heves bırakmıyorsun. Ay anne, kaç defa söyledim sana. O tatlı kaşığı. Çorbayı onunla içmeyeceksin. Bir öğrenemedin yani. Hadi bizim yanımızda neyse de başkasının yanında yapma bari. Bendeki de laf. Kimin yanında yapabilirsin ki? Evinizdeki tabak belli, çatal kaşık belli. Kalk hanım. Ne oldu baba? Yeter artık. Bu ukalalıklarına, aşağılayan tavrına son vermeden seninle görüşmeyeceğiz. Baba, Ferda'nın kötü niyeti yoktu. Doğruları öğretmeye çalıştığım için suçluyum öyle mi? Ne bu ya? Sürekli beni, anneni aşağıla, zenginliğini başımıza kak. Allah seni bildiği gibi yapsın. Baba, yapmayın lütfen. Gel. Ferda, sen de bir şey söylesene. Gel. Aman bırak Allah aşkına. Yarın paraya ihtiyaçları olduğunda çalarlar yine kapımızı, merak etme.
Vergi cezası gelmese sorunu büyümeden halledecektim ama... 5 milyon lira ceza gelince çok sarsıldım. Bildiğin gibi değil. Kredi borçlarına ayırdığımız parayı oraya verdim. Şimdi orayı kapatmam lazım haliyle. Eğer sen bana bir aylığına bana destek olabilirsen... Şimdilik 2 milyon yeter bana. Yapma ya. Veremiyorsun yani. Ya bir aylığına ya. Başka yerden kredi alamıyoruz. Evler, fabrikalar falan hepsi ipotekli. Yok. Kimsenin haberi yok. Ferda'nın bile haberi yok. Ona hiçbir şey hissettirmiyorum. Anlarsa çok üzülür. Neyse ben bir şekilde hallederim artık. Yine de sağ ol. Hoşça kal. Gülsüm, seni bilmem ama benim için Ferda artık öldü. Deme öyle Sedat, yapma. Bizi nasıl hor gördüğünü, aşağıladığını görmedin mi? Benim Ferda diye kızım yok artık. Haklısın. Aşırıya kaçtı ama aslında onun suçu değil. Kerim onu çok değiştirdi. Çok zengin olunca kaldıramadı kızcağız. Keşke Emin'den hiç ayrılmasaydı. Hiçbir şey fark etmezdi. Emin de durumu toparladı. Bayağı zengin oldu. Onunla da evlense aynı altı yerdi. Sorun bal gibi Ferda'da. Bundan sonra bu eve Ferda'nın ne lafı ne kendisi girecek. Anladım. Tabii az buz bir para istemiyorum senden. Ama 2 yıl önceki sıkıntını da ben çözmüştüm. Ya buna karşılık iyilik istemiyorum tabii ki de. Sorun yok canım. Ben başka bir formülle hallederim. Kendine iyi bak. Aa, sen daha işe gitmedin mi? Gitmedim. Yakında ne iş ne de iş yeri kalacak zaten. Nasıl yani? Ferda, biz iflas ettik. Kaç aydır bunu sana hissettirmemeye çalıştım. Bir şekilde durumu toparlarım dedim ama olmadı. Yapamadım. Ne diyorsun sen Kerim? Bu şakaysa hemen bir son ver lütfen. İğrenç bir şaka çünkü. Çok isterdim ama maalesef şaka değil. Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Nasıl iflas edersin? Koskoca 2 fabrikayı nasıl batırırsın? Vergi cezası her şeyi mahvetti. Hazırdaki parayı, evleri, arsaları o borcu kapatmak için kullandım. Yetmedi kredilerin parasını da oraya yatırdım. Kredi ödemeleri birikti, artık ödenemez duruma geldi. Para... Bir kenara bizim için para ayırdın ama değil mi? İşler ha bugün ha yarın rayına girer diye sürekli kenara ayırdığım paradan da harcadım. O para da çoktan bitti. Banka kasasındaki mücevherleri bile sattım. Ne? Allah senin cezanı versin. Nasıl yaparsın bunu? Onlar benim de alçak herif. Sakin ol Ferda. Merak etme. Birlikte üstesinden geliriz. Önemli olan da bu zaten. Ne diyorsun sen ya? 5 paran yok senin. Seninle ne işim olur benim? Hemen boşanma davası açacağım sana. Ne? Kerim Bey'in evrağı var. İmzalar mısınız? Tabii. Birkaç güne kadar böyle bir zarf da benden gelecek. Boşanacağım senden. Allah kahretsin.
Kerim. 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 Ne oluyor? Kerim. Kerim. Anne. Kızım. Ben sokakta kaldım. Gidecek yerim yok. Burası senin yuvan falan değil. Biz senin annen baban değiliz. Git. Zengin arkadaşlarının yanında kal. Hadi. Hadi. Bizim kızımız, yavrumuz. Yaptıklarını unutalım mı diyorsun yani? Şimdi bunların sırası mı? Kocasını kaybetti, perişan oldu. Kızımızın yeri sokaklar mı Sedat? O bizim evladımız. Gel şu inadından vazgeç. Kızım ne yapıyorsun? Bırak beni baba. Size insanlara o kadar kötü davrandım ki. Yaşamayı hak etmiyorum ben. Saçmalama kızım. İntihar en büyük günahlardan biri. Ama baba, ben sana, anneme,
Emel'e neler yaptım. Hakir gördüm, aşağıladım, hakaretler ettim. Allah'ım ne aptalmışım. Beni affedebilecek misiniz? Affetmez miyiz kızım? Hadi, seni eve götürmeye geldik. Abla, abla, abla iyi misiniz? Abla neyiniz var? Böyle görünce bir şey falan oldu sandım. İyisiniz değil mi? Zaten gerçek olamayacak kadar güzeldi. Onca şeyden sonra böyle bir sonu hak etmemiştim. Ne oldu? Neyiniz var? Bilmiyorum. Midem bulandı. En iyisi bir doktora görünün. İsterseniz ben götüreyim. Yok. Sağ olun. Geçti şimdilik. Ben iyiyim. Peki. Hanımefendi iyi misiniz? Durun. Ne? Hamile miyim? Evet. Bir aylık. Ferda! Kızım! Hastaneden arayınca hemen geldik. İyi misin kızım? İyiyim. Çok iyiyim hem de. Size yaptıklarıma o kadar pişmanım ki. Zengin olma hevesim yüzünden. Sevdiğim adamdan, ailemden oldum. Beni affedebilecek misiniz? Yuvanda, yatağında seni bekliyor kızım. Yatağımın yanına bir de beşik koyarsanız olur. Yoksa... Kızım... Şunu. Ben birini sevdim anne. Çok sevdim. Ama o beni terk etti. Beni artık sevmediğini söyledi. Üzülme bu kadar. Başkasını bulursun. Bulamam anne. Onun gibisini bulamam. Daha yaşın çok küçük. Unutursun kızım. Çok zor anne. Çok zor.
Allah'ım sen yardım et. Anne. Baban da geldi. Hadi toparla kendini. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Demet nerede? İçeride. Tamam. Tamam, bakayım ben şuna. Demet, o istediğin cep telefonunu aldım kızım. Kızım? Ne oldu sana? Yok bir şey baba. Sınavı kötü geçmiş de canı ona sıkkın. Kızım, bu kadar üzülecek ne var? Daha çok çalışırsın. Hadi, üzme kendini. Bak, istediğin akıllı telefondan aldım. Öyle akıllı ki benim cüzdandan 2000 küsür lirayı çekiverdi kerata. Hah, şöyle güzel kızım benim. Dert etme böyle şeyleri, halledersin sen. Canım benim. Dert ettiğin şeylere bak. Sen yeter ki üzülme güzel kızım benim. Kızım, ya tamam büyütme artık bu kadar. Baban anlayacak diye ödüm kopuyor. Bir anlarsa var ya. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Aman Allah'ım. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Demet söyle. Nasıl yaparsın bu aptallığı? Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin? Baban duyarsa ikimizi de öldürür. Yeminle öldürür. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Yemek hala hazır değil mi? Ya bu kadar büyütme demedik mi Demet? Ayfer sana ne oldu? Onu böyle görmeye dayanamıyorum biliyorsun. Bu kadar soluk göz olmanız şart da değil mi? Vallahi benim de iştahımı kapatacaksınız. Hadi yemeğe. Tamam. Ben de tabakları getireyim. Hadi otur. Demet. Günaydın. Günaydın Sadık. Demet ben pazara gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Yok anne sağ ol. Demet. Kızım, hamile falan değilsin, değil mi? Yok anne, olur mu öyle şey? Uf, nasıl yaptın böyle bir cahillik? Nasıl temizleyeceğiz bunu? Allah'ım sen bize yardım et. Neyse, ben gidiyorum. Thank you.
Ne yapacağım ben şimdi? Demet. Günaydın. Sen beni istemiyorsan, isteyecek biri çoktan hazır Melih Bey. Günaydın Sadık. Günaydın Demet. Nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Çok şükür. Okula mı? Hı hı. Ya senle de hep sabah karşılaşıyoruz. Hani böyle akşama doğru olsa bir çay içelim falan derdim. Şimdiden randevulaşalım o zaman. Tamam. Bugün okul çıkışı görüşelim. Tamam. Saat 3 iyi mi? İyi olur. O zaman 3'te görüşürüz. Sana iyi dersler. Tamam. Hoşça kal. Bir de hamilesin öyle mi? Evet. Bunu kimse biliyor mu? Senden başka kimse bilmiyor. Melih'e söyledin mi? Hayır. Telefonlarıma çıkmıyor ki. Evine gittim taşınmış. Adi herif. Neden durduk yere seni terk etti bu? Aslında önce ben onu terk etmiştim. Daha iyisini bulurum diye biliyorsun. Biliyorum. Tekrar bir şans ver diye yalvarmıştı sana. Evet işte. Ben de daha iyisini bulamayınca Melih'le devam etmeye karar verdim. Meğer adamın niyeti başkaymış. Terk eden kendisi olmak istiyormuş. Ama kızım asıl kabahat sende. Ne yapabilirim Ayla? Bana hep evleneceğimizi söyledi. Ne yapacaksın peki şimdi? Acil olarak biriyle evlenmeye karar verdim. Ne? Hasta mısın kızım sen? Başka çarem yok Ayla. Hay Allah ya. Böyle apar topar nasıl olacak peki bu iş? Var mı biri yani? Var aslında. Sadık. Bizim mahalleden. Bana aşık. Sen onu seviyor musun peki? Saçmalama, nasıl sevebilirim? Ama mecburum. Babam duyarsa beni öldürür. Evlendin diyelim. Çocuk gerçeği anlayınca ne olacak? Kıyameti koparmaz mı? Evlenelim de onu o zaman düşünürüz. Hem dedim ya, bana aşık. Demet aptal aptal konuşma. Böyle bir şey düşündüğüne inanamıyorum. Vallahi şu an için bundan başka bir çıkar yol bulamıyorum. Belki evlendikten sonra sen de Sadık'ı seversin. Bilmiyorum. Çok zor. Ama bana kör kütük aşık, onu biliyorum. Ha, yani diyorsun ki benimle evlenmiş olmak bile ona yeter. Ya öyle demiyorum tabii. Ama bu krizden bir şekilde çıkmam lazım. Seninle konuşmak çok iyi geldi bana. Şimdiye kadar neden buluşup sohbet etmemişiz? Hayret. Bu biraz da benden kaynaklandı herhalde. Eğer derste öğrendiğim bir şey denemeseydim yine de görüşemeyecektik zaten. Neymiş o derste öğrendiğin şey? Etrafımızdakilere başka bir gözle bakmak. Eğer etrafa başka bir gözle bakarsak bizi bekleyen çok özel şeyler olduğunu görebilirmişiz. Ben de baktım ve seni gördüm. Derste beni öğrendin yani. Demet. Ben senden çok hoşlanıyorum. Tanıştığımız ilk günden beri gözüm senden başkasını görmüyor. İkimize bir fırsat vermeni istesem çok mu şey istemiş olurum? Eğleniyoruz değil mi? Değil mi? Akşam sinemaya gidelim mi? Doğru söylüyorsun, evet. Akşam izin alabilirsem gelirim. Thank you.
anlattığım gibi. Aynen böyle. Ya harikaymış. Merhaba hayatım. Bunlar senin için. Ne oldu? Neyin var senin? Bir şey mi canın sıkkın? Ya Sadık, mahalleden söz olacak diye korkuyorum. Eğer niyetin ciddi değilse yol yakınken vazgeçelim. Ne diyorsun sen Demet? Ben gayet ciddiyim. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Söyle, ne istiyorsan yapayım. O zaman beni istemeye gelin. Ciddi misin? Evet. O zaman en kısa zamanda size geliyoruz. Tamam. Efendim, ziyaretimiz malum. Sadık benim oğlum gibidir. Babasını erken yaşta kaybettiği için bu hayırlı iş için benden ricada bulundu. Sözü fazla uzatmayalım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Demet'i, oğlumuz Sadık'a istiyoruz. Vallahi öncelikle kısmetse olur demek adettendir. Onu söyleyeyim. Yalnız bizim kızımız okuyor bildiğiniz üzere. Biz bir düşünelim, müsaade edersiniz. Estağfurullah. Müsaade ne demek? Kızım, annenle konuştuk. Son kararı sana bırakıyoruz. Ne diyorsun? Ne diyeceğiz Sadık'a? İstiyor musun bu evliliği? Siz bilirsiniz baba. Gönlün var yani. Kızım, okulun ne olacak? Son sınıftayım zaten anne. Düğüne kadar biter. Ya da kaydımı da dondurabilirim. Ha, o kadar çok istiyorsun yani. Sadık iyi bir çocuk. İyi bir koca olacağına eminim. O zaman hayırlı olsun diyelim. Kızım, canım. Ben haber vereyim Sadık. Merhaba Sadık, nasılsın? Sağ olun Salim amca. İyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Biz kararımızı verdik. Evliliğiniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Salim amca. Çok çok sağ olun. Düğün tarihini siz Demet'le beraber konuşursunuz artık. Tamam Salim amca. Hadi annene de çok selam söyle. Baş üstüne. Bizden de selamlar. Ellerinizden öpüyorum. Verdiler anne. Demet'i verdiler. Dur oğlum. Dur. Duramam anne. Nasıl durayım? Demet'le evleniyorum. Ne oldu anne? Sen memnun olmadın mı yoksa? Olur mu oğlum? Benim ömrüm canım sana feda olsun. Ne bileyim, sanki yüzün asıldı gibime geldi. Benim derdim başka oğlum. Bu yoklukta nasıl ayrı ev açacağız size? Dert ettiğim bu mu anne? Şimdilik ayrı eve ne gerek var ki zaten? Demet'le konuştum ben. O da hep birlikte oturmayı kabul etti. Oh, çok şükür. Üstümden büyük bir yük kalktı oğlum. Demet? Hasta mısın? Hayatım hasta mısın yoksa neyin var? Biraz midem ağrıyor. Hastaneye gidelim hemen. Yok, o kadar kötü değil. Stresten zaman zaman olur. Eminsin değil mi? Eminim, geçer merak etme. Zaten hap aldım. Tamam hayatım,
Geçmiş olsun. Balayına çıkamadık diye mi gerildin yoksa? Yok canım, alakası yok. Ben de çok istedim ama param anca düğün yapmaya yetti. İnan onu tamamen unutmuştum bile. Hem büyütmeye gerek yok. Biraz böyle ağrır sonra geçer. Geçmiş olsun hayatım. İnan elimden gelse senin bütün acılarını ben çekerim. Seni öyle çok seviyorum ki. Melih. Demet, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Görüşebilir miyiz? Ciddi misin? Evet, her zaman buluştuğumuz kafeye gelirsen ciddi olup olmadığımı anlarsın. Tamam, yarım saate oradayım. Ben ikimizi çok düşündüm Demet. Sana öyle davrandığım için çok pişman oldum. Senden bu ilişki için bir şans daha istiyorum. Ama ben evleneli bir ay oldu Melih. Haberim var. Boşanırsın, olur biter. Boşanmak mı? Evet. Eğer mutluysan yuvanı bozmak istemem. Hayır hayır. Yani böyle birden söyleyince... Ben hala seni seviyorum Melih. O zaman boşanacaksın. Boşanacağım. Neden çağırdın beni Demet? Anlatmayacak mısın? Hazır evde kimse yokken burada konuşalım dedim. İnanmayacaksın ama Melih beni aradı. Ne? Evet. Benimle tekrar birlikte olmak istiyormuş. Ciddi olamazsın. Yo, gayet ciddiyim. Ben de onu istiyorum. Boşanacağım Sadık'tan. Sen iyice zıvanadan çıktın artık. Nasıl boşayacaksın adamı? Hadi boşandınız diyelim. Annene babana ne diyeceksin? Ben bunu da düşündüm. Boşayan ben olmayacağım. Ne yapıp edip beni Sadık'ın boşamasını sağlayacağım. Sonra da Melih'le evleneceğim. Zaten karnımdaki çocuk da onun. Pes artık. Seni tanıyamıyorum Demet. Bundan sonra geri adım atmam mümkün değil. Beni boşaması için elimden geleni yapacağım. Demet! Demet, hayatım çay demlemeyecek misin bu akşam? Bir akşam da içmeseniz olmaz mı? Annen küser mi? Demet... Ne diyorsun sen? Neyin var? Biz ne zaman bir aile olacağız Sadık? Sessiz ol azıcık. Annem duyacak. Biz zaten aileyiz. Hayır değiliz. Şu anda biz burada sığıntıyız. Ne zamanki ayrı bir eve çıkarsak o zaman bir aile olacağız. Demet. Annemle birlikte yaşamamızın sorun olmayacağını sen söylemiştin. Niye fikrini değiştirdin ki durduk yere? Alışırım sanmıştım ama olmadı. Hemen başka bir eve çıkmak istiyorum. Demet, bu çocuk oyuncağı mı? Daha şurada evleneli 2 ay bile olmadı. Bu dediğin hemen olacak bir şey değil ki. Madem karınım, benim dediğimi yapacaksın. Ben senin annenle aynı evde yaşamaya mecbur muyum? Demet, saçma sapan konuşma. Yalan mı? Benim de kendi yuvamı kurmaya hakkım yok mu? Çok istiyorsan beni gönderirsin, ananla kendin yaşarsın. Yeter! Bunu da yaptın ha? Demet, özür dilerim. Demet, kendime hakim olamadım, özür dilerim. Sen öyle deyince... Bitti artık Sadık. Demet, bitti. Ne bitti, ne diyorsun ya? Demet, belli olmuyor mu? Özür dilerim Demet. Ya seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun Demet? Dur! Çekil önümden! Ben annesine bir şey söylemedim ki. Hakaret bile etmedim.
Buna rağmen o bana tokat attı. Bir defa da Dilem sürekli vurdu. Kızım, Sadık yumuşak huylu bir çocuktur. Demek ki damarına basmışsın. Hayır baba. Olan biten her şeyi anlattım size. Sadece ayrı eve çıkmak istediğimi söyledim. Ben öyle deyince de birden köpürdü. Demek ki şu an için öyle bir imkanı yok. Sen fazla üstüne gitmişsindir. Kızım, biz de babanla evlendiğimizde tam 5 sene babaannenle beraber kaldık. Bunda bir şey yok ki. O da zaten pişman olmuştur. Senden yana endişelendiği için hemen beni aradı. Tekrar tekrar özür diledi. Demet, bak yeni evlisin. Bu tür tartışmalar evliliğin tuzu biberidir. Karşılıklı idare etmesini öğreneceksiniz. Annen haklı. Ben Sadık'la da konuşurum zaten. Ama şimdi kocanın yanına git. Nasıl yani? O eve gitmemi mi istiyorsunuz? Evet. Kadının yeri kocasının yanıdır. Hadi. İstersen ben seni bırakayım. Demek benim yüzümden gitti kıza. Hayır anne. Seninle bir alakası yok. Oğlum diyorsun ya işte. Başka eve çıkmak istiyormuş. Benimle oturmak istemiyormuş. Anne eminim ben. Öyle demek istememiştir. Lütfen ağlama anne. Ağlama artık. Ben anladım oğlum. Olabilir. Onun da hakkı tabii. Ama imkanımız da yok ki. Ama sen üzülme. Bir yolu bulunur inşallah. Allah büyük. Anne, ya eve dönmezse? Döner oğlum, döner. Demet de senin gibi çoktan pişman olmuştur. Merak etme sen. Biraz kafasını toplasın gelir. Telefon ettim, açmadı. Sen meraklanma. Gelir, gelir elbet. Anneciğim, ben yatayım artık. Kusuruma bakma, iyi geceler. Tamam oğlum, iyi geceler. Bir yol göster Allah'ım. Ne olur bir yol göster. Alo. Çok şükür iyiyiz. Sizi sormalı. Köyde ne var ne yok? Hasan amcaların düğünü oldu mu? Ya gelemedik ya. Ama en kısa zamanda geleceğiz inşallah. Onlara da uğrar veririm altınlarını. Tamam. Herkese çok selam söyle. İyi akşamlar. Yapma be Demet. Bunu bana yapma. Sana zahmet. Sen birilerini bul da evi şöyle bir elden geçiriver. Allah senden razı olsun Sade abi. Ben de birkaç güne gelirim artık. Hadi hayırlı akşamlar. Anne geldi galiba. Dur ben açarım. İnşallah oğlum, inşallah. Gel kızım, gel. Hoş geldin, gel. Gel kızım, otur şöyle. Bak kızım, karı koca arasında böyle şeyler olur. Bir daha büyütmeyin olur mu? Siz onu Sadık'a anlatın bence. Merak etme, konuştum ben onunla.
Ayrıca istediğin de olacak. Nasıl yani? Biraz önce köyle konuştum. Evin durumunu sordum akrabalara. Biraz tamir yapılırsa geçebilirsin dediler. Nasıl yani? Köye mi yerleşeceksin? Evet oğlum. Köye geri döneceğim. Olmaz. Buna dünyada izin vermem. Oğlum biliyorsun. Burayı bir türlü sevemedim ben. Köy hep burnumda tüttü. Bütün akrabalarım da orada. Bundan sonra tek arzum çocuğum, sizin mutlu olmanız. İnanabiliyor musun? Annesinin köye dönmesine bile razı oldum. Bu çocuk seni gerçekten çok seviyormuş Demet. Evet. Zaten o kadar sevmese geldik gecesinde beni evden kovardı. Ya bir de o var. Sağ hiçbir şey demedi mi? Demedi. Hamile olduğunu biliyor mu? Hayır. Ama karnım gitgide büyüyor. Sadık bunu fark etmeden boşanmam lazım. Öbür taraftan Melih de beni bekliyor biliyorsun. Ne işler açtın başına? Ne yapıp edip boşanmaya babamı ikna etmeliyim. Ama nasıl? Alo baba. Seninle acilen konuşmam lazım. İyiyim iyiyim. Yok, kavga falan etmedik. Daha kötü bir şey oldu. Söyle artık kızım, neden ağlıyorsun? Ne oldu? Sadık beni aldatıyor baba. Ne? Evet baba, aldatıyor. Emin misin kızım? Eminim baba. Allah Allah. Nasıl öğrendin? Kaç kere onu biriyle konuşurken yakaladım. Artık her şey bitti. Boşanacağım. Kızım öyle hemen kestirip atma. Belki yanlış anlamışsındır. Baba kulaklarımla duydum diyorum. Ya benim tanıdığım Sadık asla öyle bir şey yapmaz. Hem seni öyle çok seviyor ki. Bana inanmıyorsun yani. Tamam, madem öyle sana bunu ispatlayacağım. Merhaba hayatım, sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. O ceket ne? Yemekten sonra annemlere kahve içmeye gideceğiz ya. Giderken bunu giyersin diye düşündüm. Yok be hayatım, ben bunu giyerim. Onu sevmiyorum zaten. İyi, peki. Yemek hazır mı? Hazır, hazır. Tamam hayatım, ben bir ellerimi yıkayayım. Yemek yeriz, ondan sonra da hemen gideriz. Tamam. Annen nasıl oğlum? İyi şükür. Daha dün görüştüm. Evin bahçesinde bir şeyler ekiyormuş. Onu söyledi. Bize de gönderecekmiş. Toprakla uğraşmak iyidir. İnsanın bütün kötü enerjisini alır. Doğru. Son zamanlarda insanlar neden bu kadar sinirli hiç biliyor musunuz? Düşündünüz mü? Neden? Eskisi kadar toprakla uğraşmadıkları için. Doğru vallahi. Annen en doğrusunu yaptı bence.
Keşke bizim de köyde yerimiz olsa da gitsek. Kızım niye ağlıyorsun? Demet, ne oldu hayatım? Demet ne oldu? Kızım ne oldu? Neden ağlıyorsun? Sadık beni aldatıyor. Artık bundan eminim. Neler diyorsun sen Demet? Bu da nereden çıktı şimdi? Doğru mu bu oğlum? Hayır baba. Ben Demet'i çok seviyorum. Onu aldatmak aklımın ucundan bile geçmez. Tabii ki inkar edeceksin. Hadi bunları da inkar et. Bu aşk mektuplarının sana yazılmadığını söyle. Bu kadının sevgilin olmadığını söyle. Demet neden böyle yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun sen? Asıl sen ne yapmak istiyorsun? Neden yuvamızı yıkmaya çalışıyorsun? Neden bana yazık ediyorsun? Seni kendi oğlum gibi sevdim. Demet bana gelip onu aldattığını söylediğinde bile inanmadım ona. Kendi kızıma. Ama artık yeter. Alçakmışsın sen. Beş para etmez bir alçak. Defol git evimden. Ama baba... Baba deme bana. Defol! Neden Demet? Neden? Demek beni bu kadar çok seviyordun ha? Yani kocandan boşanacak kadar. Evet. Yakında evlenmemizin önünde hiçbir engel kalmayacak. Peki sence ben dul bir kadınla evlenecek birine benziyor muyum? Ne? Bu anı da kaydettik mi tamamdır. Ne? Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarla iddiaya girmiştik. Evlense bile ben çağırırsam gelir diye. Boşanır bile dedim. Haklı çıktım. Bütün bunlar yalan mıydı? Ha şunu bileydin. Sana olan sevgim benden sebepsiz yere ayrılmak istediğinde bitmişti. Ve intikam saati sona erdi Demet Hanım. Melih, karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Ya tabii tabii. Ben de inandım. Sana bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Ne işin var burada?
Beni yerle bir ettin. Şimdi de başladığın işi bitirip beni öldürmeye mi geldin? Sadık, dinle beni ne olur. Konuşma boşuna. Bitti. Seni her şeyinle kabul etmiştim. Karnında başkasının çocuğunu taşıdığını bilmeme rağmen. Biliyor muydun? İlk anladığımda dünyam başıma yıkılmıştı. Ben seni her halinle sevmiştim. Sen her şeyi mahvettin. Böyle söyleme Sadık. Dinle beni ne olur. Bana bir şans daha ver. Hani o kafede benden ikimiz için bir şans istemiştin ya. Şimdi o şansı ben de senden istiyorum. Artık olmaz. Bitti. Her şeyi berbat ettim değil mi? Ben yaptım. Ben. Hemşire Hanım. Bakar mısınız? Hemşire Hanım. Allah Allah, neden bakmıyor? Hemşire. Neden cevap vermiyor bana? Söylediğim gibi Demet Hanım kısmi felç geçirdi. Beyin faaliyetleri çalışıyor ama konuşma ve hareket merkezinde sorun var. Peki düzelecek mi doktor hanım? Ne zaman konuşmaya başlar? Bu tür vakalarda zaman zaman geri dönüş olabiliyor. Ancak %100 oluyor diye bir şey yok. Konuşamıyorum. Allah'ım konuşamıyorum. Bu biraz da size bağlı. İlgiyle, sevgiyle yaklaşırsanız olumlu sonuç almanız mümkün. Ona çok iyi bakacağım. Çok iyi bakacağım. Hadi bakalım, son lokma. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım ağzını. Ha? Tamam. Ağzını da silelim. Tamam. Hadi bakalım. Üzülme hayatım. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz. Her şeyi sıfırdan başlayacağız. Bak, düşerken bebeğini kaybetmene çok üzüldüm. Ama elden gelen bir şey yok. Şimdi hayatımızdaki bütün keşkeleri çıkarmamız lazım. Senin sağlığın için. İkimiz için. Tamam mı? Beni affettin öyle mi? Allah'ım ne olur dilimi çöz. Dilimi çöz ki af dileyim. Dilimi çöz ki ondan helallik alayım. Allah'ım lütfen.